Alman makamları tarafından 4 günlük bebekleri ellerinden alınan ailenin isyanını dün ekranlarınıza getirmiştik. Haber yayınlandıktan sonra bir aile daha ulaştı bize. Bir anneydi bu kez telefonun diğer ucundaki. İki evladının birden elinden alındığını anlattı. Yani Alman makamları tarafından. Bakın neden ve bunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bir annenin gözyaşları bunlar. Çünkü evlatları henüz çok küçükken elinden alındı. Elbette yine gençlik dairesi tarafından. Biri 1,5 yaşındaydı, diğeri ise 6,5 yaşında. 3 erkek evladı vardı ama şimdi sadece birisi onun yanında. Tanıştıralım, adı Kibar Olgun ve evlatlarına geri kavuşmak isteyen bir anne o sadece. Şimdi onun feryadını izleyeceksiniz. Bakalım neler anlatacak bize. Yıl 94'tü. Komşu kavgasıyla başladı. Çocukların yaptığı gürültüden rahatsız olan komşular anneyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü, kavgaya döndü. Kibar Olgun kolundan yaralandı. Kolum iyileşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Bunu fırsat bilen Alman Gençlik Dairesi onlara bakamadığı gerekçesiyle Kibar Olgun'un çocuklarını elinden aldı. Elbette bahaneler bununla da sınırlı değildi. Ev sorununuz var dediler. Eviniz yok. Ben dedim ki evim bulacağım. Ev sorun değil. Annenin çabaları sonuçsuz kaldı. Gençlik dairesi çocukları teslim etmedi. Dahası onları Alman bir aileye evlatlık verdi. Bu Jugendamt alıyor. Biz kötü anne olduğumuz için değil. Bunlar ya para tüccarı ya çocuk hırsızı. Gençlik dairesinin amacı çocukları kendi dinlerine, kendi dillerine çevirmek. 25 yıldır evlatlarına hasret yaşıyor Kibar Olgun. Çocukları asimile etmek için ailelerinden koparıyorlar diyor. Çocuğun 1,5 yaşındaydı. Çocuğumun çocuğu var, ben bilmiyorum. Bizim sesimizi duysunlar. Başka annelerin de yüreği yanmasın. Başka annelerin